Herkese selam sevgili dostlar. Ben PlayDDM Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aquaman Kayıp Krallık isimli film hakkında konuşacağız bu videoda. Öncelikle ilk olarak Justice League ve diğer serilerle birlikte DC oldukça bir dönem popüler bir janra oluşturdu. Bir şey oluşturdu. Marvel serisinin karşısında onun rakibi olabilecek bir dünya oluşturmaya başladı. Fakat bir noktada oyuncularla ilgili sıkıntılar çıktı, yeni yapım süreçleriyle ilgili problemler çıktı. Bir noktada patladı diyebiliriz. Fakat Jason Momoa Aquaman rolüyle çok sevildi, çok tutuldu ve bir ekstra bir Aquaman filmi yapıldı. Ve ikinci olarak da bu Aquaman Kayıp Krallık filmi üretildi, yapıldı. Şimdi bu filmle ilgili söyleyeceklerim, birinci söyleyeceğim şey, filme geçmeden önce ben özellikle DC Marvel olsun bu süper kahraman hikayelerini, süper kahraman filmlerini aşırı seviyorum. Ve bunlarla ilgili içerik tüketmek çok hoşuma gidiyor. Kaliteli olsun ya da olmasın, kıytırık bir film olsun ya da çok iyi bir film olsun fark etmez. Tabii ki iyi film olmasını tercih ederim ama kötü filmler de olsa izlemekten keyif alıyorum. Fakat belirli kalıplara takılmaları da beni bir noktadan sonra çileden çıkarmaya başladı. Bunlardan birincisi, eğer bir atıyorum zeki bir süper kahraman varsa, zekasıyla her şeyi çözen, karşısına oldukça zeki bir düşman çıkarılıyor. Ya da çok işte kas gücüyle sorunlarını çözen, Hulk tarzı kas gücüyle sorunlarını çözen bir şey varsa süper kahraman, karşısına yine kas gücüyle sorunları çözen bir düşman ortaya koyuyorlar. İşte atıyorum sihirle, büyüyle sorunlarını çözebilen bir süper kahramanımız varsa, yine karşısına yine sihir, büyü yapabilen bir süper kahraman koyuyorlar. Hatta bunu da bulamazlarsa birebir kendi klonunu, kopyasını koyup onunla dövüştürüyorlar. Böyle bir filmde izledik X-Men'de falan. Şimdi burada da Aquaman denizler altındaki imparator. Birinci filminde kardeşi Ocean Master, karadaki yaşayan canlıların bir çeşit denizdeki canlılara tehlike oluşturduğunu varsayarak bir savaş başlatıyordu. Aquaman da istemeden de olsa Arthur kardeşiyle kavga ediyor ve film finalde de işte krallığın başına geçiyordu. Kral oluyordu. İkinci filmde kral olarak başlıyor ve kral olarak birçok sorunla mücadele ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Birinci filmde mücadele ettiği, kavga ettiği bir eleman vardı, siyahi abimiz. Bu bir şekilde nasıl oluyor o kısmı anlayabilmiş değilim. Bir şekilde teknolojik aletlere ulaşım sağlıyor. Bunları çok gelişmiş aletler. Yani böyle bir Amerikan ordusunda bile bulunmayan aletlerden bahsediyoruz. Çok derinlere dalıyor. İşte derinlerde kayıp bir krallık buluyor ve bunun gücünü kullanarak Aquaman ve diğer Atlantis Deniz İmparatorluğu'na karşı bir çeşit savaş başlatıyor. Ve korkunç yaratıkların bir nevi cehennemin kapılarını her filmde olduğu gibi, her süper kahraman filmde olduğu gibi cehennemin kapıları açılıyor. Aquaman ve ekibi de işte bir süre sonra kardeşini affediyor, birinci filmde kavga ettiği kardeşini. Onunla birlikte mücadele girişiyor. Şimdi burada kardeşini affetme olayı biraz komik. Çünkü kardeşi eğer başarılı olabilseydi dünya üzerindeki 8 milyar insanı katledecekti. Bu biraz şey gibi, başarısız olmuş bir Hitler'i affedip onu bağrına basmak gibi bir şey. Ocean işte birkaç kahramanca hareket yapıyor. Ordudaki Atlantis ordusundaki birilerini kurtarıyor. Kardeşini kurtarıyor ve herkes onu affediyor. Ve onun özgürleşmesine, özgür olmasına izin veriyor. Süper kahraman filmlerindeki bu kadar çizgi diyebileceğimiz, bu kadar ucuz işler benim hoşuma gitmiyor kardeşim. Yani bir adam milyonlarca insanı katletmeyi kafaya koymuş ve bunun için harekete geçmişse, bu adamı durdurduktan sonra birkaç yıl sonra hapishanede çürümeye terk etmişken, ya benim bu adama ihtiyacım var, bu adam benim kardeşim, sekiz köşe kasketiyle deyip adamı gidip kurtaramazsın. Yani bu olmaması lazım. Süper kahramanların daha idealist, daha erdemli kişiler olması lazım. Aquaman bayağı bildiğin bu adam benim kardeşim deyip onu kurtarıyor. Onunla birlikte bir macera atılıyor. Ben bunu yemedim. Bu benim tadımı kaçıran bir noktaydı. İkincisi şöyle bir şey var. Şimdi 1980'lerde çekilmiş bir film düşünün, korku filmi. 90'larda ya da 80'lerde, 90'larda çekilmiş korku filmini bugün izlediğimizde korkmazsınız. Çünkü artık korku filmlerinin tarzı değişmiştir. Daha güncel, daha kaliteli işler çıkmaya başlamıştır. Ve sizi korkutmak için başka yöntemler denemeye başlamışlardır. Onun için 80'lerde, 90'larda yapılmış bir film izlediğinizde o size amatörce gelir. Biraz daha nostaljik duygularla izlersiniz ama büyük ihtimal korkmazsınız. İşte mesela şey düşünüyorum, bu Çığlık serisi vardı. Ona benzer işte
bu yaz ne yaptığını biliyorum falan, o tarz filmler vardı. İlk çıktığı yıllarda izlediğimde korkmuştum, ürkmüştüm. Belki de çocuk olmamdan kaynaklı, bilmiyorum. Ama bugün o filmlerden ya da film serilerinden bir şey izlediğimde o kadar korkutucu veya ürkütücü gelmiyor. Bu bir film türünün, film tarzının yıllar içerisinde değişim göstermesi ve bu değişimle birlikte bize daha alternatif, daha gerçekçi, daha iyi, daha her şeyin dahasının olduğu işte üretmesiyle birlikte önümüze konulan daha kaliteli bir içerik söz konusu. Şimdi durum buyken süper kahraman filmlerinde de benzer bir süreç işliyor. Özellikle Nolan'ın çektiği Batman serileri herhalde süper kahraman filmler arasında zirveye oturmuş filmler, o üçleme. Bununla birlikte Marvel serisi de başlarda çok iyi işler çıkarsa da sonlara doğru çok kaliteli işler çıkarmasa da sonuç olarak belli iyi bir film çıtasını yakalamış durumdalar. Bir seviyeye gelmiş durumdalar. Bununla birlikte bu spin-off'lar ya da çok ünlü olmayan yan karakterlerin Marvel filmlerinde olsun, DC filmlerinde olsun bir bayatlık, bir olmamışlık söz konusu. Bu filmde de buna benzer bir durum var. Bu tam olarak nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Mesela şey örnek verebiliriz. Şimdi bir kostüm vardır. İşte kötü adamın kostümü. O kostüm mesela bu filmde cam mekan içerisinde konulmuş. Normalde işte bu çizgi romanlarda falan vardır. Daha şık göstermesi ya da daha havalı gözüktüğü düşünülerek. İşte böyle mesela işte Batman'in kostümü büyük bir cam mekan içerisinde dir ve cam mekan açılır. Böyle dumanlı, sisli pıs diye açılır ve Batman içeri girer, kostümünü giyer. Ama yeni yapım Batman'de pek böyle bir şey yok. Daha çelik kasaların içine saklanıyor falan. Hani o 90'larda, 80'lerde öyle bir sunum hoş, göze hoş gelebilir. Ama günümüz dünyasında böyle cam mekanların içinde bir kostüm görmek biraz ucuz kalıyor. Yani biraz eskimiş kalıyor. Buna benzer şeyler yine devam ediyor. İşte mesela Aquaman kostümünün hala sarılı, turunculu, parlak renklerde olması ve bunun bir imparatorken adamın Japon balığı gibi gezmesi tadımı kaçırdı mesela. Daha böyle havalı bir şeyler olabilirdi. Superman'in kıyafetleri değiştirildi bu DC evreninde. Batman'in kıyafetleri değiştirildi. Aquaman hala niye 1970'ler, 80'ler kafasında o rengarenk kıyafetlerle ortada geziyor? Bir de Jason Momoa'ya hiç yakışmıyor o rengarenk. Şeyle de ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bu filmde. Konseptle ilgili bir sıkıntı. Yani şimdi mesela okyanus, eğer gerçekçi bir okyanus çizmek gayretindeyseniz, yani böyle bir konsept, böyle bir tarz benimsediyseniz, bütün yaratıkların böyle daha ahtapot, işte köpek balığı, daha soluk renkler, daha pastel renklerle resmedilmesi gerekiyor. Çünkü okyanus böyle bir yer. Hani suyun çok derinleri, daha karanlık ve daha yırtıcı, daha korkutucu görseller olan canlıların yaşadığı bir yer ve o dünyanın kralının hem ona göre giyindiği hem o tip canlıların olduğu bir yer olması gerekiyor. Bunu bir nebze bazen işte askerlerinde, kıyafetlerinde falan görebiliyorsunuz ama hepsinde değil. Bazen de pixel art'ın böyle işleri gibi ya da pixel art değil, pixel stüdyonun işleri gibi. Böyle hani şey vardı ya, Kayıp Balık Nemo. Sanki oradan bir sahne izliyormuşuz gibi bir sunum var. İşte şarkı söyleyen bir kız dans ediyor falan. Yarı balık, yarı insanımsı bir canlı dans ediyor. Rengarenkler. Evet, okyanusun rengarenk bir tarafı var. Fakat bunlar daha mercanlar, daha kıyı şeridinde. Ama bunların krallığı suyun çok derinlerinde, çok diplerinde. Belki yüzlerce metre suyun altında, belki ışık görmeyen yerlerde. Şimdi burada iki konseptten birini bence seçmeleri gerekirdi. Ya hani böyle rengarenk, cıvıl cıvıl, daha çocuksu, çocuklara hitap edebilecek bir iş. Veyahut daha ürkütücü, daha gerçeğe yakın, daha DC'nin o karanlık filtresini yemiş bir sunum bize sunmaları gerekiyordu. Bu ikisini iç içe karıştırınca tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir yerde dans eden böyle rengarenk ışıklar saçan balıkların dans ettiği bir şey görüyoruz. Bir yerde rengarenk kıyafetler giymiş Aquaman dans ediyor, onu görüyoruz. 10 dakika sonra şey, ahtapot gibi korkunç yaratıkların geldiğini görüyoruz mesela. Yani bunlar şey değil, o Kayıp Krallığın yaratıkları değil. Bizzat işte bu korsanların olduğu bir bölüme gidiyorlar şeyle birlikte, Ocean'la birlikte. Hani orada böyle yaratıkların olduğunu görüyoruz. Ve yine dönüp şeye baktığımızda, karanlık orduya baktığımızda, onların da oldukça ürkütücü ve kaliteli görsel CGI'yla karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani burada bir konsept dengesizliği olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunlar karanlık, o DC'nin kaç bir filmdir
kullandığı işi mi kullanıp bize sunmaya çalışıyorlar, yoksa daha rengarenk, daha çocukların izleyebileceği bir ürün mü ortaya çıkarmak istiyorlar? Hikayenin gidişatına ve bazı yerde sunuma baktığımızda daha çocuksu, daha eski çizgi romanların estetiğine sahip bir iş ortaya konulurken, bir noktada bir yerde bir bakıyorsun böyle, hani o DC'nin Batman filmlerinin, işte Justice League'in ya da diğer işte Superman filmlerinin karanlığında bir şeyler ortaya koyuyor. Böyle çorba olmuş bir şey bence ortaya çıkıyor. Yani o konsepti bir şekilde tutturamıyorlar. Tabii o tutturamadığında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu mesela mimariden nasıl örnekleriniz? Minimal bir ev düşünün. Modern yapı tasarımı olan bir ev. Ama mesela şey asılı. Kapının arkasında, hani bizim evlerde olur ya, kapının arkasında böyle çengel asarsınız. Pantolon falan asarsınız. Mesela öyle bir çengel asılı olduğunu düşünün. Orada çok irelti durur. Yani hiç oraya yakışmaz. Oranın konseptine uygun bir şey değildir. Böyle oval binalar düşünün. Ortasında işte orta çağdan kalma bir ev var mesela gibi. Hani böyle sırıtıyor yani. Hani birbirine uyumsuz parçaları bir araya getirmeye çalışmak gibi bir şey. O Lego'nun parçaları birbirine uymuyor. Öyle olunca da çok tatsız tutsuz bir iş ortaya çıkıyor. Keşke bunu biraz daha düşünselermiş. Yani arka plandaki o sunumu beni bazı yerlerde zaman zaman rahatsız etti. Gelelim hikayeye. İşte kardeşini öncelikle kurtarıyor. Kardeşini kurtarma hikayesi biraz can sıkıcı. İşte sonra su altında, işte aslında dünyaya zarar veren teknolojik bir sistem varmış. Bir çeşit yakıt varmış. İşte bu yakıtı kullanarak karanlık krallığı besleyen, işte kötü karakterimiz karanlık krallığı beslemeye çalışıyor. Yani bu adam, bu siyahi abimiz bu olayları nereden öğrendi? Kayıp krallığı nereden öğrendi? Ondan sonra bu Atlantis'in bu altında bu yakıtın, bu kullanılabilir malzemenin olduğunu nereden biliyordu? Yani bu adam bu kadar bilgiyi nerede öğrendi? Kötü karakterimiz bu kadar parayı nerede elde etti? En son Aquaman bunların denizaltı gibi bir şeyin içine girmişti. Bunları patlatmıştı, yıkmıştı. Babasını ölüme terk etmişti. Çocuk da işte en son babasını ölüme terk edip kaçmıştı. Ve intikam duygusuyla Aquaman'dan bir intikam almak için ona karşı bir çalışma başlatmış. Buraya kadar okey. Peki bu adam böyle işte bir devletin sahip olabileceği teknolojiye ya da bu kadar işte kutuplarda gidip araştırma yapacak 10 bin demeyelim, abartmayalım, onlarca insan çalıştırabilecek bir sistemi, şirketi nasıl kurdu? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. İlk filmde ya da ikinci film, yani birkaç film öncesinde Aquaman bunları deniz altında bırakıyor. Sonra bir bakıyoruz bu adam dünyanın en zengin adamları gibi para harcayabiliyor. Denizin altında şey kuruyor ya, üst kurmuş. Yani bunu devletler bile kuramıyor. Bugün Türkiye ya da ne bileyim işte bir Yunanistan, İtalya gibi bir devlet bile, orta hali bir devlet bile şeyin kurduğu, bu adamın kurduğu üste kurabilecek ne teknik ne parasal güce sahip değiller. Bu adam bu kadar gücü nereden buldu? Bu kadar bilgiye nasıl erişti? Bundan hiçbirini bilmiyoruz. Bir düşman var. Müthiş bir kıyafet tasarlamış. İşte gözlerinden lazer ışık atarak şeylerin, düşmanlarını yenebiliyor. İnanılmaz para harcayarak kutuplarda çeşitli sondajlar, çeşitli çalışmalar yaparak bir araştırmanın neticesinde kayıp krallığı buluyor. Bu bilgiler ediniyor. Garip bir şekilde nereden bulduğu belli olmayan. Bu tek adam, bu siyahi abimiz, sportman abimiz bu kadar bilgiye, bu kadar güce, bu kadar teknik altyapıya nereden sahip olduğunu dair hiçbir şey bize anlatmıyor. Hani bu gelişim sürecini, kötü karakterin gelişim sürecini görmüyoruz. Sadece motivasyonunu biliyoruz. Neydi? Babasını Aquaman denizaltı bıraktı. Onun için ondan intikam almak istiyor. Tamam, bu olabilir. Bir yan karakter işte son anda bir şey girip sen de benim babamı öldürmüştün deyip iki el ateş edebilen bir adam olsa okey. Ama bu Aquaman'la birebir kapışacak kadar güçlü bir adama dönüşüyor bir noktada. Bu gelişim süreci çok bayattı. Çok bayıktı ve ben böyle filmin ortalarında ne izliyorum abi ben durumuna geldim. Düşman, baş düşmanımız tırt. Sonra birinci filmdeki düşmanımız bir anda Aquaman'ın kardeşi olması sebebiyle en büyük yoldaşı oldu. Niye böyle bir şey oldu? Bu da bir garip. İşte bir tek şey kısmı belki güzeldi diyebilirim. Bu çöldeki işte kardeşini kurtarmaya giderken ahtapotla yaptığı garip operasyon biraz keyifliydi. Mera, yani Amber Heard'ün oynadığı karakter. Doğru söylemişimdir umarım. Telaffuzum doğrudur. Sürekli burada takılıyorum telaffuzlarda. Mesela onun neredeyse filme hiçbir katkısının olmaması, aslında çok güçlü bir karakter olması. Ya mesela Ocean'ı hiç koymadan Mera ile birlikte karı koca gidip bu işi halledebilirlerdi. Atlanta var, Nicole Kidman'ın oynadığı. İşte o da yine güçlü bir karakter. Yani Atlantis'te
Tamam, o işi kadar güçlü olmasa bile güçlü karakterler var ve senin bir imparatorluğun, krallığın var suyun altında. Ve şey, Aquaman buradaki en baba yiğit, en sağlam karakterdi. İşte Kral Nereus var, ne bileyim, var oğlu var yani aşağıda. Yani Kral Nereus diyorum, özür dilerim. Şey, Kral Nereus şeydi. Bir kral daha vardı. Kral neydi? Atlanta mıydı neydi? Öyle bir kral daha var. Yani böyle onunla birlikte hareket edebilecek bir sürü askeri, bir sürü işte büyülü şeyler yapabilen, o Atlantis'in teknolojisini kullanan adam var. Ama biz neden bilmiyorum, şey, Arthur kardeşini kurtarma derdine düşüyor ve onu kurtarıyor ve sonunda serbest bırakıyor. Garip bir tercih. Son anda mesela şey, bu Karanlık İmparatorluğu'nun ortaya çıkmasını sağlayan ve kaç filmdir bir şekilde Aquaman'e zarar vermek isteyen bu başroldeki CIA abimiz de son anda Aquaman bunu kurtarmaya çalışıyor. Ve adam hayır, sen ben kurtulacağım, ölürüm daha falan diyor, kendini karanlığa atıyor falan. Ne bileyim, suyun metrelerce altında bir hava olan bir yapının içinde olaylar gerçekleşiyor. Yani denizin içinde, yani okyanusun dibinin içinde bir mağarada falan kapışıyorlar. İşte o ahtapot var mesela, ahtapot robot gibi bir şey var. Çok güzel bir teknoloji. Hani Red Alert'taki bir tane şey vardı, ahtapot robot savaşçı vardı, ona benziyor. Müren balığına benzeyen bir şey. Red Alert de öyleydi, bunda değil. Bunda bildiğin ahtapota benziyor. Onun içine giriyorlar, işte onun bir robot, savaş robotu gibi kullanıyorlar ve çok güçlü bir robot. Yani Atlantis bu kadar yüzyıldır bu teknolojileri geliştiriyor ama düşman bir geliyor abi, şey var, denizaltısı var. Hem de öyle basit bir denizaltı değil yani. Hani diyorum ya, bakın Türkiye'yi düşünün, o büyüklükte bir denizaltı üretmiyor ya da üretemiyor. Hatta Çin falan üretemiyor o büyüklükte bir denizaltıyı. Bunların böyle devasal büyüklükte bir denizaltısı var. Denizaltıyı şeylerle kullanıyorlar. O eski sancaklar var ya şeylerde, 18. yüzyılda falan yelkenli gemilerin sancakları gibi sancaklarla kullanıyorlar. Bunlar tabii tamamen çizgi roman estetiğiyle yapılmış ama çok çiğ duruyor. Yani çok güzel durmuyor. Mesela o daha böyle elektronik, daha otomatik bir denizaltı olsa daha şirin durabilirdi. Şimdi bu denizaltı Atlantis'e girip çıkabiliyor. Yani öyle bir teknolojisi var. İşte böyle sonar gibi bir şey atabiliyor denizaltı. Ahtapotları var. Ya bu adam bunlara nasıl ulaştı kardeşim? Bu kadar üstünlüğe nasıl ulaştı? Buna ilgili hiçbir bilgi yok. Yani sürekli adam daha iyiye, daha üstün seviyeye ilerliyor ve Jason abimiz, yani Aquaman, bunların karşısında neredeyse hiçbir şey yapamıyor ve işin sonunda yine yumruklarıyla, bilek gücüyle onu yenmeyi başarıyor. Dediğim gibi ilginç, yani çok kopuk, çok eski kalmış bir film. Mesela bu film 90'larda çıksa, bu Blade'in falan çıktığı dönemler vardı ya, ilk Blade filmin çıktığı falan. O zamanlar çıksa çok tutulabilirdi. Tabii o zaman bu teknoloji, bu kadar güzel görseller yapamazlardı ama okey olabilirdik. Ama yani 2024 yılına gelmişsin artık, yani bize ekstra farklı bir şeyler sunmak zorundasın. Zaten biz bunlara doyduk. Böyle belki 30 tane süper kahraman filmi izledik. Senin onlardan ekstra farklı bir şey yapman lazım. Yani ne düşmanın özel bir düşman, nereden geldi belli olmayan tuhaf, her şeyi eline geçiren bir düşmanla karşı karşıyayız. Ne senaryon tutarlı, ne işte arka plan konseptin başarılı, ne o var ne bu var, hiçbir şey yok yani. Bir tek Jason Momoa çok seviliyor. Çok sevilen, hani o denizden çıkıp saçını savura savura böyle havalı havalı gelen bir adam olduğu için sırf onun üzerinden film yapmaya çalışıyorsunuz ve oradan para kazanmaya çalışıyorsunuz. Rotten Tomato puanı %34. Sinemalarda 6,9 vermişler. Çok yüksek vermişler. IMDb'de 5,6 almış. Çok yüksek bir puan bence. Bu filmin ben olsam 10 üzerinden 4 falan verirdim. Hani puan verebilecek olsam. Daha fazlasını hak etmiyor. Aquaman sevdaları, öyle bir grup var mıdır bilmiyorum. Aquaman fanları var mıdır bilmiyorum. Belki DC fanları Aquaman'ı seviyoruz falan diyebilirler ama. Ya hiçbir şey bugüne uymuyor bu filmde. 2024 yılında yapılmış bir film gibi değil. Sanki 20 yıl önce yapılmış, kasada unutulmuş ve bugün çıkarılmış, piyasa sunulmuş bir içerik gibi sunulmuş. Yani Nicole Kidman gibi bir kadın oynatıyorsunuz ama neredeyse hiçbir rol yok. İşte bunun babası var. Tom Curry'di galiba babası, yanlış hatırlamıyorsam. İşte burada şey, ismi var, Temuera Morrison. Oydu sanırım babası. İşte onun mesela doğru düzgün bir rolü yok. İşte Mera'nın doğru düzgün bir rolü yok. Mesela bunlar evli bir çift. Ve çocukları var. Ve çocuklarına mesela birlikte mutlu bir çocuk
saadeti falan görmüyoruz. İşte Jason arada sırada geliyor, işte çocuğa bakıyor. Aman çocuk osurdu, çocuk süt içti falan, onları görüyoruz. Hani bunu daha sempatik bir hale getirebilirlermiş, o da yok. Bilmiyorum yani, hiçbir yerden tutarlı değil. Hiçbir yerden beni bağlayan, sempatik gelen bir şey sunmayı başaramamışlar. Durum bu. Yani turuncu kıyafetler giymiş, Japon balığı gibi takılan Jason abimiz. Nereden geldiği belli olmayan, ne kadar güçlü bir... Nasıl bu kadar gücü elde ettiği belli olmayan, nasıl bu kadar bilgi elde ettiği belli olmayan, süper bir kostümü olan, süper bir denizaltısı olan, süper ahtapotları olan ve sonunda kayıp krallığı bir şekilde bulup süper korkunç şeytani yaratıkları olan ve Aquaman'ın elindeki mızrağa benzeyen bir tane, neredeyse birebir aynısı olan bir mızrağa sahip bir düşman olarak karşısına çıkıp Aquaman'la savaşıyor ve tabii ki kardeşini kurtar diyor. Kardeşi de devreye girerek zafer elde ediyorlar ve film bitiyor. Hani burada tutar dediğim gibi tek bir şey yok ve çok da iyi bir film değil. İzlemeyi düşünenler varsa, bir videoyu 20 dakikadır izleyenler varsa izlemeyin. Diyebileceğim bu kadar. Çünkü iyi bir film değil. İyi bir... Ya Aquaman çok iyi bir şeyler çıkarabilecek bir seriyken. Ya düşünün, okyanusta çekiyorsunuz. Neyi alternatif verebiliriz? Avatar filmini düşünün. O sırf okyanusun o güzelliği, o görsel efektlerini sunmak için adamlar ne tarz işlere girişler ve o harika görsel efektler sayesinde bile Avatar'ı, senaryosu çok iyi olmasa bile izledik. Ya abi sen de okyanusta geçen bir şey, içerik üretiyorsun şu an bize. Bunu böyle renklendir, buradan bir şeyler çıkar. Yani illa robot ve Aquaman'le birebir aynı özelliğe sahip diyebileceğimiz, işte elinde mızrak, denizin diğer imparatorluğunun başındaki adam gibi bir şey önümüze koymak yerine niye alternatif bir şey sunmuyorsun ki? Biz bunu zaten 30 kez izledik. Diyorum ve bayağı bir saydım, sövdüm. Videoyu da burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolar, başka oyunlar, Let's Play serilerimiz, dizilerimiz de devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.